Efendim dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere baget ekmekle, sarımsaklı, dereotlu kaşarlı ekmek tarif veriyorum. 50 gram tereyağım var. Erittim tereyağımı. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Biraz üzerine süslemek için çörek otum var. 3-4 dal dereotu, 100 gram kaşar, 2 diş sarımsak, bir de baget ekmeğim var. Baget ekmeğim uzun olduğu için şimdi ikiye ayırdım ekmeğimi. Ekmeğimiz o kadar uzun ki dün Uber'e sığmadı. Evet, yolda gelirken bagaj zor kapandı. Şöyle ekmeklerimizi kesiyoruz. İyice kopartmayacaksınız. Aşağı kadar indirmeyeceksiniz. Bu şekilde ince ince keselim. Ekmeğin modeli size göre değişir. Farklı ekmeklerden de yapabilirsiniz. Ben baget ekmek tercih ettim. Çok tazeydi dün fırında gördüğümde. Ekmeğimin bir parçasını böyle kestim. Gördüğünüz gibi kopartmadan. Diğerini de kesmeye devam ediyorum. Ekmeğim yine çok taze, çıtır çıtır fırından yeni çıktı. O yüzden çok zor kesiliyor. Hepsini böyle kestim. Şimdi bir kenara alıyorum. Ekmeğimiz dökülmesin yere. Eritilmiş tereyağım vardı. İçerisine zeytinyağımı ekliyorum. Ve sarımsaklarımı rendeliyorum. Sarımsağımı da rendeledim. 2 diş sarımsağım vardı. Şimdi incecik dereotumu içerisine doğruyorum. İnce ince doğrayın şöyle. Çok güzel oluyor. Dereotumu da doğradım içerisine gördüğünüz gibi. Tereyağımı, zeytinyağımı, dereotumu karıştırdım iyice. Biraz da tuz ekliyorum. Bizim tereyağımız tuzsuzdu. Ama sizinki tuzluysa ona göre kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi hep beraber bunları karıştırıyorum. Ekmeklerimin hepsini kestim. Yağımı da karıştırdım. Hepsi hazır. Şimdi şöyle çevireyim sizin görebileceğiniz şekilde. Tek tek içerilerini açıyorum böyle. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Kestiniz her araya süreceksiniz. Vaktiniz olmazsa sabahları akşamdan bunu böyle hazırlayıp streçe sarıp buzdolabına koyabilirsiniz. Sabah kalktığınızda hemen fırına koyarsanız 10 dakikada kahvaltılık ekmeğiniz hazır olur. Çalışıyorsanız iş yerine de götürebilirsiniz sabah kahvaltısı için. Çok pratik. Sarımsaktan rahatsız olan olursa sarımsak koymayabilirsiniz. İçine koyacağınız malzemeler sizin tercihinize kalmış. Ama dereotu sarımsak çok yakışıyor. Şöyle hepsinin arasına sürüyorum tek tek. Ekmeğimin bir parçasını bitirdim. Diğer parçasında birkaç dilimi kaldı. Onu da aralarına şöyle hızlı hızlı sürüyorum. Şimdi aralarının hepsine sürdükten sonra şimdi aralarına gördüğünüz gibi sürdüm ve kaşarlarımı tek tek tüm araya şöyle koyuyorum. Bakın. Eridiği zaman kaşarlar çok nefis olacak. Şekli önemli değil. Kaşarlar dışarıya taşabilir. Pişip eridiği zaman ekmeğin etrafında kalıyor zaten. Şöyle tüm araları doldurun. Şimdi ekmeğin bir parçasını bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi diğer parçasını da aralarına şöyle koyuyorum. Kaşar çok yakışıyor.
Onun için kaşar koydum. Kaşar sevmeyenler için beyaz peynir koyabilirsiniz. Boş yapabilirsiniz. Sarımsak ve dereotu, tereyağı yeterli. Ben çocuklar böyle seviyor diye böyle yapıyorum kaşarlı. Sucuk, salam koyabilirsiniz aralarına. Tüm araları doldurdum. Tüm araları doldurduktan sonra yağlı kağıdımı şöyle yağlı kağıdımı alıyorum, ekmeğimi diğer parçasına birlikte kalan sosumu üzerine sürüyorum. İyice kalan sosumuzu üzerine sürün. Burada pişme süresini size veremiyorum. 170-175 dereceli fırında kaşarlar eriyene kadar pişirmeniz yeterli. Bu parça koptu. Biraz fazla kesmişim ama sorun değil. Şöyle her tarafına kalan sosumu sürdüm. İstiyorsanız üzerine çörek otu atabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ben bir tanesini atıyorum, bir tanesini atmayacağım. Piştikten sonra sunum esnasında size göstereceğim nasıl olduğunu. Ekmeğimi fırına koydum. Kaşarlar eriyene kadar. Sarımsaklı ekmeğim pişti. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Fırından ekmeğim çıktı. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Mis gibi de bir koku saldı. Şimdi sunum tabağıma alacağım. Orada da göstereceğim size. Bu üzeri çörek olan. Çok sıcak. Şu anda yeni çıktı fırına. Bu da diğer parça. Şöyle içini göstereyim. Çok güzel kaşarları eridi. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.